E tabii sadece iş insana destekle bitmiyor ki, bir de hayvanlar da var alev alev o yangının içinde kalan. Kimi kah öldü, kimi yaralı, ağır yaralı. Yani bizim yaşadığımız acıdan farklısını yaşamıyorlar o alevlerin içinde kalınca. Ama onlar da yalnız değiller, onlar da sahipsiz değiller. Gerek vatandaşın koyunu kuzusu, gerek ormanda o alevlere alevlerle karşı karşıya kalan yaban hayvanları. Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilk Sahra Yaşam Hastanesi'ni kurdu. 24 ekibi o hastanedeydi. Tedavi süreçlerini ve tedavi gören hayvanları görüntüledi. Onların diliyiz, onların sesiyiz. Yani biz onlara merhamet edeceğiz ki Allah da yukarıdaki de bize merhamet etsin. Kaplumbağalar, sincaplar, kartallar, yanan ormanlar onların yuvasıydı. Birçoğu alevlerin arasından yaralı olarak kurtuldu. Bu kedi ise dumanların arasında kaldı. Çareyi bir köy evinin bahçesine sığınmakta buldu. Ardından da buraya, Sahra Hastanesi'ne getirildi. Şu anda yoğun bakım küvezinde ve tedavisi devam ediyor. Yangın bölgelerinde gönüllüler tarafından geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Yuvalarını kaybeden canların yaraları sarıldı. O hastanelerden biri de Muğla'nın Marmaris ilçesinde. Kaplumbağalar daha çok geldi bize. Bu da işte yangın söndükten sonra özellikle. Yerin altına giriyorlar ya, kendisi o koruma alıyorlar. Bir şekilde onlar gelmeye başladı. Bir de şahinler geldi. Bir tane dün sincap geldi. Güvercin geldi. Gelen hayvanın durumuna göre yanında eğer çok derin sıkıntılı yanıkları varsa bunları direkt kliniklere sevk ediyoruz. Burada acil müdahalelerini yaptıktan sonra işte kremlerle, ondan sonra solunum cihazlarıyla durumuna göre, genel durumuna göre burada hareket ediyoruz. Kimini itfaiye ekipleri, kimini ise gönüllüler kurtardı. Aralarında dumandan etkilenen de vardı, yanık tedavisi altında olan da. Orman onun eviydi. Bir anda alevlerin arasında kaldı. Ayaklarında yanıklar oluştu ama imdadına gönüllüler yetişti. Tıpkı bu kaplumbağa gibi yüzlercesi Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gönüllü veterinerler Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Yangının yaraları tamamen sarılana kadar da kalmaya devam edecekler. Bu aslında bu süreç bizim için bir ders oldu. Her an böylesi bir durum.